KRT ekranlarından merhabalar. 17. saatte karşınızdayız. Gündemin sıcak gelişmelerini değerlendirmeye devam ediyoruz. Yüksek Seçim Kurulu İstanbul'la ilgili gerekçeli kararını biliyorsunuz önceki gün açıkladı. Şimdi biz bu kararı değerlendireceğiz. O maddeleri süremiz el verdiğince konuşacağız. Anayasa Hukuku Profesörü Sayın Süheyl Batum konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi YSK kararı açıkladı. 6 Mayıs'ın üzerinden 16 gün sonra önceki gün açıkladı. 250 sayfalık bir karar metni. Şimdi kararın dediğim gibi süremiz el verdiğince maddelerine değiniriz ama şununla başlamak istiyorum. Bir anayasa hukuku profesörü olarak bu karar sizi ne kadar ikna etti? Hangi sorularınıza ne kadar cevap verebildi? Ya da ne derecede yanıt alabildiniz efendim? Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Genel bir değerlendirme. İki gündür herkes bu karar üzerinde duruyor. Evet. Partiler durdu, işte yorumcular durdu, bütün televizyonlar durdu, her şey durdu. Şimdi bunun insanlarda şöyle bir şey olabilir. Ya yeter artık, tamam, verdi kararını diyebilir. Yalnız çok doğru yapıyorsunuz. Bunun üstünde gerçekten uzun süre durmak lazım. Bir kere şunu netleştirmek lazım. Bakın, her karar farklı farklı yorumlanabilir. Her konuda hukuk, çünkü hukuk iki kere iki dört değildir. Mutlaka herkesin kendi yetişme çevresine göre, yetişme koşullarına göre, kendi bireysel tarihine göre, sosyoekonomik yapısına göre, kendi oy verdiği partiye göre düşünce farklı görüşleri, hukuku farklı yorumlaması mümkündür. Ama şunu çok iyi vurgulamak lazım. Türkiye'de her zaman 1923'ten beri, Cumhuriyet kurulduğundan beri hukukun harika her konuda uygulandığını söylemek mümkün değildir. Bir uygulamayı siz beğenmemişsiniz, benim uygulamamı siz beğenmemişsiniz, siz uygulamamızı ben beğenmemişimdir. Ama ilk defa çok net söylüyorum. 2007'den yaklaşık, yani 10-12 yıldan beri Türkiye'de artık hukuk yok. Hukuk diye bir şey, çok net söylüyorum. Hukuk diye bir şey sadece siyasal iktidar ne istiyorsa ona göre uyarladığımız bir takım şeyler var. O kadar. Şimdi YSK'nın ilginçliği ise, bu değerlendirmenizi YSK'nın 250 sayfalık gerekçesinden dolayı mı yapıyorsunuz, yoksa sadece ondan başka değil gerekçeler de? Tabii canım, yani dikkat ederseniz 16 Nisan referandumunu nasıl yaptık? Hangi koşullarda yaptık? Şimdi bana, o zaman da söylemiştim, bir ülke gösterin demiştim. Yeni demokrasiyim, 3 yıllık demokrasiyim, 1 yıllık ya yeni demokrasiyim diyen bir ülke gösterin, bir referandum yapacak. O referandumda 24 saatin 23 saatinde, buna kimsenin hayır demesi falan mümkün değil, Cumhurbaşkanından en alt seviyedeki görevliye kadar, bakanları, tek tek bütün bakanları, emniyet müdürleri, işte şusu busu hepsi, muhtarı çıkacak 24 saatin 23 saatinde ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki televizyonların %99'unda, o merkez işte yok bilmem ne denilenlerde dahil, 24 saatin 23 saatinde hayır veren Çukurcu'dur, hayır veren Hendekçi'dir, hayır veren vatan haindir, hayır veren hırsızdır, hayır veren işte şu yalancıdır, ben hesabını soracağım diyecek. Böyle bir referandum falan olmaz. Neyin hukuk? Neyin hukuk? Neyin hukuk? Bir ülke düşünün, siyasi partilerin dışında Cumhurbaşkanı istediği an, istediği şekilde, istediği yerde, isterse evinde, bir anda ben bir açıklama yapıyorum diyecek, bütün televizyonlar yayınlarını kesecek, canlı yayınlayacak ve o canlı yayında o Cumhurbaşkanı, anayasada tarafsız yazan Cumhurbaşkanı, ona yemin eden, bunlar işte çöpçüdür, bunlar çöptür, bunlar gübredir, bunlar işte vatan hainidir, bunlar hırsızdır diyecek. Bakın bugün caminin açılışında hırsızlara oy vermeyeceksiniz değil mi diyor. Şimdi bana, İnşallah İstanbul'u bu hırsızlardan alacağız diyor. Bırakmayacağız. Şimdi bırakmayacağız. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ya bana bir tane
hukuk devleti. Ya yeni kuruldum desin. Ben aşiret devletiydim, yeni devlete geçtim desin. Dolayısıyla bunun YSK ise şudur. Hukuk sadece bu karar için demiyorum. Ama karar gösterdi ki, çok net. Hakimler burada, şimdi söyleyeceğim nedenlerini. Kararı maalesef yanlış yorumlamış, farklı yorumlamış, beğenmediğim şekilde yorumlamış değil. Hukuku yok saymış. Yerine net söylüyorum. Uydurmuş. Bakın bu kadar şey olsa uydurmuş. Şimdi gerekçelerini söyleyeceğim. Uydurmuş. Daha ötesi var mı? Ben daha böyle şu olur. Size bir ceza verilecektir. Faraza. O cezayı gerektiren bir şey yaptınız mı? O öyle değerlendirmiştir. Ben başka değerlendiririm. Bunu tartışamazsınız. Uydurmuş diyemezsiniz. Efendim sizin şu yaptığınızın karşılığı şudur. Bana göre hayır bir cezayı gerektirmez. Uydurmuş diyemem. Kanuna bakarsın. O öyle yorumladı. Bu böyle. Burada öyle bir şey yok. Söyledikleri kararlar yok. Söyledikleri kanun yok. Söyledikleri gerekçe yok. Tamamı uydurma. Şimdi bunu bu kadar ağır söyledim mi? Ya ağır değil. Olanı söyledim. O yüzden benim için bu çok önemli. Cumhuriyet tarihinde daha geçenlerde 19 Mayıs 100. yılı kutladık. 19 Mayıs 1919 bir süreçtir. Eğer o süreç sadece vatanı kurtarmakla kalsaydı Atatürk çok büyük bir komutandı. Bugün vatanımızı kurtardığı için onu çok severdik o kadar. Ama o bir süreçtir. O süreç sonunda Türkiye bir cumhuriyet haline dönüşmüştür. Kadın erkek eşit oldu. Bütün din ve mezheplerinin eşit oldu. Laik, demokratik bir hukuk devletidir. Atatürk şöyle yapmamış. Tamam kurtardım artık her şey benim elimde. Getirin yapın bakayım bir kural. Her şeye ben karar vereyim tek başıma. Dememiştir. Neden dememiş? Çünkü hukuk devletini kuruyor. O günden beri kesintilerle, eksiklerle, yanlışlıklarla bir devlet olarak gelmiştir. Ne zamana kadar? 2007'den sonra. Türkiye hukuku tamamıyla bırakmıştır bir yere. Kurumları da bir tarafa bırakmıştır. Tamamıyla. Bütün hakimleri ben atayacağım demiştir Sayın Cumhurbaşkanı. Ben atayacağım. Nasıl atayacaktınız Sayın Cumhurbaşkanı? O HSK var ya demiştir. Onu ben atayacağım. Onlar da bütün hakimleri atıyor zaten. Yargıtay'ı atıyor da, Danıştay'ı atıyor da. Yani ben atamış olacağım demiştir. Ve net bunu gerçekleştirir. Sonucunu ne gördük? YSK denilen kurum oturdu ve hukuk olmayan bir karar verdi. Hiçbir yerinde dolayısıyla efendim yanlış yorumladı, doğru yorumladı. Acaba yargıçlar burada şu anda o karar verenler bir yargıç sıfatıyla değil. Orada bir şekilde iktidara beğensin ya da iktidardan korkuyorum kızmasın. Ne ben onu bilemem. Ben kimsenin beynini okumak zorunda değilim. Ama bir karar vermiştir. Karar şunu söylemiştir. Burada hukuk falan yok benim için. İktidar ne diyorsa odur. Şimdi neden? Evet nedenler bak, çok önemli. Neden? Çok önemli. Şimdi ben daha önce bunu bir tweette de yazmıştım. Dedim ki o zaman tabii bu kadar yapabileceklerine gene inanamadığım için 100 sayfa falan yazarlar demiştim. 100 sayfa. 100 sayfanın hiç merak etmeyin demiştim. 99 sayfası boş olur. Hiçbir şey olmaz. Bir sayfasında da gerekçeleri açıklarlar. O da doğru olmaz. Merak etmeyin demiştim. Yanlış gerekçeler olur demiştim. 250 sayfada şimdi 250 sayfa yazdılar. 250 sayfada hukuk kaç sayfa biliyor musunuz? Hukuk dediğimiz gerekçe. 26 satır. Bakın dikkat edin. Kaç sayfa yapıyor? 21 sayfa bir sayfa bile yapmıyor. 26 satır. Bu 26 satırı yazmak için 11 tane kişi oturmuşlar. 20 gün oturmuşlar. Her biri yarımşar satır yazsa her biri zaten o 26 satırı evet. Bir günde bitirirler. 20 gün beklediler diyorlar. Hayır ondan değil o. Hayır o. Ya ne yazalım? Bulun arkadaşlar.
Sayın Bakanım, Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım, bir şeyler yani eski başbakan. Bulun bir şeyler biz de yani yazalım. Hı. Bakın. Şimdi fecaat. Tekrar söylüyorum. Ve şeye de çok gülüyorum. İki gündür. O hani ana medya falan falan denilen televizyonlarda. Böyle. Adamlar çıkıyor. Ha, ciddi ciddi diyemeyeceğim tabii ki. Bir takım adamlar çıkıyor. Efendim gördüğünüz gibi burada bilmem ne vardır falan falan diye böyle saçmalıklar. Hatta o kadar abarttılar ki işi. Bazı yandaş gazeteciler şöyle bile yazmış. İlk 100 sayfasında, ilk 100 sayfasında bu 250 sayfanın, hı hı, ilk önce AKP'nin istedikleri söyleniyor. AKP söylüyor. Diyor ki itiraz eden, evet, şudur oradan, budur bilmem nedir falan diyor. Oradan bölümler alındı. Ve bizimki, hı hı, o kadar yandaş ve o kadar yani artık kendinden geçmiş ki AKP'nin işte gördünüz mü diyor işte. Hani hırsızlık yoktu, çalmışlar diyor. Şimdi bu açık söylüyorum. Sadece aptallıktan olan bir şey değil. Artık onlar da biliyor zaten aralarında anlaştılar. Ya hukuk falan yok, uydur kardeşmiş. Maksat 3 kişi inansa yeterdir. Bizim için amaç bu diyor. Bakın şimdi gelelim size şeye. Arkadaşlar. Bir. Bu 250 sayfada, hı hı, Yüksek Seçim Kurulu diyor ki bu bir olağanüstü itirazdır diyor. Hı hı. Olağanüstü itirazdır diyor. Ay ne güzel dedik, olağanüstü itiraz. Ve olağanüstü itiraz deyince de olağanüstü itiraza ilişkin madde 130. madde açık. Diyor ki 7 gün içinde, hı, il birleştirme tutanağından itibaren 7 gün içinde yapacaksınız diyor. İl birleştirme tutanağı da ayın 1'inde 7 ekle 8'inde vereceksin. Süre bu. Süre bu. Hani derdi ki efendim tam kanunsuzluk var o yüzden bunun süresi yok filan derdi. Özellikle baktım. Yo yo diyor, burada tam kanunsuzluk hali yasada açıkça yazılmıştır. Bu onlardan olmadığı için bu olağanüstü itirazdır diyor. Ve sonra yarım satır dikkat et. 26 satırda yarım satır. Süresinde yapıldığı anlaşıldığından diyor. Ne süresinde yapılmış? Bir göster bakayım bana. Nasıl başlattın nasıl? Yarım satırda, 250 sayfada 3 satır verememiş mi? Vermemiş değil. Uydurma. Yani onu yazarsam daha başlangıçtan rezil olacağım. Ama bizi buraya getiren kuvvet öyle istemiyor. O yüzden böyle yazacaksın. Süresinde yapıldığı anlaşıldığından. Hangi süre bu? Birincisi 9'unda verildi. Evet. İkincisi 16'sında mı 15'inde mi ne verildi? Üçüncüsü de ek şey olarak 20'sinde mi ne verildi? Hangi süre bu ya? 9'undaki hangi süreye uymuş? 15'indeki hangi süreye uymuş? 20'sindeki hangi süreye uymuş? Biri açıklasın. Desin ki bu. Her şeye yalan yanlış da olsa cevap vermeye çalışmışlar. Şimdi onu da söyleyeceğim. Peki süre nerede? Aynen şöyle şu. Yarım satır. Süresinde açıldığı anlaşıldığından. Hangi süre? Şimdi bu o kadar önemli ki. O kadar önemli ki hakimlerin daha o yarım satırda zaten hani demiş ya ben seni yiyeceğim karar verdim demiş ya kurt kuzuya. İşte bunun gibi ya ben bir şey yazacağım artık bitti kusura bakma. Sayın İmamoğlu, sayın 4 milyon seçmen, sayın 10 milyon seçmen kusura bakmayın. Beni buraya getirenler veya benim tepemde olanlar bana bunu iptal edeceksin dediler. Bir şey bulmam lazım diyor. Bakın net. Süre. Süreyle ilgili şerh koyan hakimlerden Yunus Aykın da sizin dediğiniz aynen, konuya aynen, çok net bir şekilde aynen, ifade aynen etmiş. Canım, aynen canım. Konusunda. Aynen. Bu Yunus Bey'in son derece güzel yazdığını oradaki 7 tane yargıç hiç mi duymamıştı? 130. maddeye merak edip de bakıp bir tane böyle ya bir süre var abi bunu yazalım diyen bir tane adam yok mu? Uyduralım bari hiç olmazsa ya. Efendim bize arkadaşlar bildiğiniz gibi bunu altısında vermişti, elden vermişti desin. Bir şey uydursun. Hayır. Süresinde verildiği anlaşıldığından neden? Çünkü ben kuzu yiyeceğim. Ben 10,5 milyon insanın oyunu yiyeceğim. Ben Ekrem İmamoğlu'nun yukarısı öyle istiyor, yiyeceğim. Şimdi gelelim şeye. Arkadaşlar bu çılgınlık. Gerçekten çılgınlık. AKP 100 sayfa yazmış. AKP uydurmuş.
Bilmem ne sandıkta 50 tane kısıtlı üye var. Bilmem ne sandıkta bütün hakimler şeyler kullandı. Hakim diyorum. Tutuklular kullandı. Hükümlüler kullandı. Şunlar kullandı. Kısıtlılar kullandı diye yazmış. Şimdi biz bugüne kadar Yüksek Seçim Kurulu'nda ne biliyorduk? Diyorduk ki böyle bir itiraz ettiğinde bize hep onu uyguluyordu. Herkes onu uyguluyordu. Böyle bir yok böyle bir şey. Abi yaz oraya ya. 18 numaralı sandıkta 300 kişi fazladan yazılmıştır. Ve o 55 numaralı sandıkta 1000 kişi fazladan yazılmıştır. 819 numaralı sandıkta 40 kişi. Hadi oldu mu kaç oldu? 100 bin oldu. Hadi böyle bir itiraz yok. Ne yapar? Kanıt, somut kanıt ister, yazar. Evet. Peki elinizi vicdanınıza koyun. 30 bin tane adam istemişler. Hepsine tek tek bakmış Yüksek Seçim Kurulu. Çok ciddiye almış. Demek ki elinde inanılmaz kanıtlar var. Hani bavullarla da gelmişlerdi ya da böyle. Evet. Ben de dedim ki herhalde bu kadar olmaz. Herhalde en azından bir 15 bin bulacaklar. Sonunda buldukları kaç kişi biliyor musun? Sıkı dur. 706 kişi. Evet. O kadar. Peki demek ki öbürü palavraydı. Palavraydı. Palavra net söylüyor. Peki siz palavraya dayanarak nasıl sayma kararı aldınız? Palavraya dayanarak nasıl bunu ciddiye alarak da itirazı değerlendirdiniz? Palavra yokmuş. Elinde somut gerekçe vardıysa da sen hukuku çiğnedin. Ben ne diyeyim boş ver 706 diyeyim mi dedin? Hayır. Sana 30 bin adam için başvuruyorlar sen 706 diyorsun. Öbürleri yoktur. Kullanmamış yazmış. Kullandı dendi kullanmamış. Böyle dendi değil. Böyle dendi kısıtlı değil diyor. Sonunda 377 tane işte şöyle bilmem ne topluyor. 706 dikkat et. Fecaat. Ama kısıtlı daha da fecisi var. Evet. Daha da fecisi var. Bak süre arkadan 706 kısıtlı. Şimdi gelelim korkunç. Bakmışlar. 754 tane sandıkta sıkı durun kendi yazmış. Evet YSK'da 754 sandıkta emekli memur varmış. Emekli memur varmış. Çok ayıp. Halbuki kanun açıklıkla emekli olanları kesinlikle saymayın. Bakın emekli yaparsanız iptal ederim diyormuş herhalde. Açtım baktım hiç öyle bir şey demiyor. Hiç öyle bir şey demiyor. Peki nereden bunu siz böyle bir kanaat getirdiniz? Bizi buraya getiren güç bunu istiyor. Peki kanun buna karşılık ne diyor? Hayır açık yazmış. Kim görev alamayacaksa bunları yazmış. Hı hı. Emekli memur alamaz dememiş. Kamu görevlileri demiş. Gelmiş. Dikkat edin. İnanılması güç. 754 sandıkta özel öğretim kurum öğretmeni varmış. Emekli memurlar varmış. Banka memurları varmış. Bankada görevliler varmış. Şimdi 754 sandığı çıkartmış. Şimdi sıkı durun. İnanılmaz uydurduğu şey bu. Uydurduğu diyorum o yüzden. Bakın dikkat edin. 754 sandıkta kamu görevlisi olmayabilir. Acaba bu iptal sebebidir? Hayır. Nitekim sizin ayın 11'inde 11 Nisan'da verdiğiniz karar var. Bursa'ya ilişkin. Karar burada. Evet. Şimdi siz bu kararı vermeden 3 hafta önce Bursa'da Yıldırım'la ilgili bir karar vermişsiniz. Karar burada. Aynı şekilde sandık kurulunda burada başkan veya görevliler kamu görevlisi olmadığı için kanuna aykırılık diyor ya 754 sandıkta. Peki acaba kanuna aykırı başka kurulmuş sandıklarda ne yapıyorsun sen? Ona bakmak lazım. Baktım hemen. 11'inde. Şimdi çok net yazıyor. Bakın diyor. Yıldırım sandıkların diyor. Bir Yıldırım'da bir başkan artı 3 üyeden yani 4 üyeden kurulması gereklidir. Kanun 73. maddesi bunu açık yazmıştır diyor. Fakat bundan aşağı kurulursa kanun iptal edileceğini söylememiştir diyor sıkı durum. İptal edileceğini söylememiştir diyor. Böyle aynen buna gerekçe burada. Yıldırım'ın gerekçesi. Bu kadar. Bakın söylüyor. Bir başkan ve iki üyeden oluşması halinde kanunda oluşan kurulun geçersiz olacağına ilişkin bir düzenleme kanunda mevcut olmadığından.
Peki 754 sandıkta kamu görevlisi olacak. Olmazsa iptal edilir diye bir düzenleme var mı bu kanunda? Göster. Yok. Yok. Sen buna dayanarak iptal ettin. Fakat bunun seni, beni ikna etmeyeceğini anladığı için 7 kişi bir akıllılık yapmışlar. Bu kararlarına bir ay sonra, iki ay sonra bir şey eklemişler. Bakın, evet diyor, evet o kararı verdik ama dikkat ederseniz o kararı biz 3 kişiden az oluştuğu için vermedik diyor. Oradaki sonuçlar seçimin sonucuna müessir olabilecek sayıda olmadığı için verdik diyor. Bu kararda. Peki sen böyle bir şey yapmış mısın 11'inde? Hayır, hiç öyle bir şey dememiş. Efendim bu olmazdı ama sonuca müessir olmadığı için ben yaptım filan dememiş orada. Dikkat et. Ama evet. Bunu söylerse, ya sen çelişki yaptın 2 ay içinde, 1 ay içinde bu kadar çelişkili karar ver. Nitekim şeyde söylüyor onu muhalefet şerhleri. İnsaf diyor ya, evet, biz diyor daha 15 gün önce reddettik bunu diyor. 7 kişi bir kanuna bakıyor, bir 11'e bakıyor, birbirine dönüyor. Diyor ki ne yapalım? Ya yazmış şey diyor fazladan. Seçimin sonucuna müessir olmadığı için yaptık diyor. Kararda onu kullandı mı kim bakacak ona ya, boş ver diyor. Maksat iktidarı memnun edelim biz diyor. Ve bunu eklemişim. Dikkat edin. Bir hakim yanlış yorumlar, doğru yorumlar, gerekçesinde olmayan bir şeyi varmış gibi gösterir mi? Olmayan bir şeyi diyorum, dikkat edin. Onun Türkçesi daha başka bir kelimedir de. Evet, ama evet. Ben hakim ne olursa olsun titri olan insanlar için bunu kullanmak istemiyorum. Her ne kadar kendilerine onlar yakıştırabilse de. Ben kullanmak istemiyorum. Doğru olmayan bir şeyi. Ve gelelim. 754 sandıkta kamu görevlisi yokmuş. Şimdi ne yapmaları lazım? Ama orada AKP üyeler vardı. Yani onlar bilmiyor muydu? Bilmiyor muydu? Bunları hep bırak. Yani bilmiyor muydu? Zaten orada o yüzden niye, orada niye tutanak? Zaten o yüzden iptal etmemiş şeyde. Ayrıca da diyor ki o gün seçim kuruluna bu hususta herhangi bir itiraz ve şikayet yapılmadığından da diyor orada. Yani 3 kişiden az oluşup da müeyyidesi belli değil. Bir de o gün şikayet edilmemiş diyor. Bak ikisine de uymuyor 11 gün sonra. Hiç şikayet yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ama gene de bir şey bulması lazım. Burası korkunç. Ya gerçekten korkunç. Buraya kadar kan süreye uymamış. 26 satırı 20 günde yazmış. Süreyi bilerek, isteyerek atlamış yarım satırda. Ve kısıtlılar için demiş, ne kadar önemli gerekçeleri de bak, somut kanıtlara bak demiş. İtirazı kabul etmiş ve arkadan da 706 bulabilmiş. Hiç çekinmeden, hiç şey yapmadan, ya biz nasıl yaptık bunu demeden devam demiş. Neden devam? Ne yapalım demiş, bizi buraya getiren güç böyle istiyor. Yürü, bir şey daha bul. Şimdi geldik 754 sandık. 11 Nisan'da verdiği tam ters kararı da. Hiç görmezden gel. Nasıl görmezden geleceğim? Ya uydur oraya bir kelime ekle. Efendim sonuca müessir olmadığından demiştim ben o kararda de. Kararda öyle bir şey yok ama gelelim. Bu sonuca nasıl müessir? Nasıl müessir? Yani bu sonuca evet, bu 754 sandık. Şimdi nasıl anlarsın sen? Dersin ki sen burada AKP'nin itirazlarını bile kısıtlı var mı yok mu diye 100 sayfa yazmışsın. O zaman bir 50 sayfa daha ayırırdın. Derdin ki burada bak bu 754 sandıkta Binali Yıldırım'a 0 oy, şeye 15 bin oy çıkmış. Evet, böyle bir farklılık var derdin. Bak gördün. Binali Yıldırım'a 1000 oy çıkmış, öbürüne 20 bin oy çıkmış. Bak gördün mü işte. Ve derdin. Hiç bunları yapmamış. Neden? Yok çünkü. Peki ne yapmış o zaman? İnanılması güç olan bir şey yapmış. Bakın inanılması güç olan. Müessir arıyor ya, aynen şunu yapmış, bakın. Tamam demiş, bakıyorum demiş, demiş, ne buldum o 754 sandıkta demiş. 18 sandıkta sayım döküm cetveli yok demiş. Ki bazı bilgisayar mühendisleri bile bunlardan bazılarında sayım döküm cetveli olduğunu söylüyor. 90 sandıkta da imzasız demiş, şimdi sıkı durun, sıkı durun.
Şimdi o 18 sandıkta sayım döküm cetveli yok. Boş yani, boş, evet. boş veya yok. YSK'nın gerekçesinde bu var. Boş. Peki siz bakın, o 18 sandıkta adamlar orada, hiç itiraz yok. Ama gene de bakın, gene de bakın. Sonuçlarla adamlar desin ki hayır, biz bu sonuçları çıkartmadık. Farklılık var. Giden sonuç tutanaklarında farklılık var kardeşim, biz böyle bulmamıştık desin. Öyle bir şeye de bakmamış hiç. Ve 18 sandık, hadi 18 sandık yok dedi. Tamam kardeşim, bakmadım, iptal ettim dedi. Kaç oyu? 18'i 350 ile çarp. 6000 seçmen falan yapıyor. 14.000'e kaç var gene? 8.000 var. Aa, o da olmadı. Yukarıdan biri diyor ki hadi oğlum yazın artık. 25 gün oldu ya, ne yapıyorsunuz? O zaman Turbun büyüğünü heybeden çıkar diyor. Diyor ki 90 sandıkta da imzasız sayım döküm cetvelleri diyor. Hı hı. Ve işte diyor, gördünüz mü diyor, o 754 şey. 90, 18 daha 108 eder. 30.281 seçmene tekabül eder. 30.000 de şeyden büyüktür. O yüzden 13.000'den büyüktür. Toplam 108 sandıkta oy sayısının 30.281. Aynen böyle diyor. Yok hükmündeki. Şimdi gel. Aç kanunu. Ya ben böyle bir şey görmedim. Uyacakları bu YSK'nın da, sandık kurullarının da, ilçe seçim kurullarında, il seçim kurullarında kanun burada. 298 sayılı kanun. Hı hı. 100. maddesi. Bak sıkı dur. Ne diyor? Sandıklar açıldı, oylar sayıldı. Diyor ki burada sayım döküm cetvelinde bir cetvel var. Herkes alıyor bir tane. Hı hı. Orada biri okuyor, onlar işaretliyor. İşaretledikten sonra, hatta değişik partiler, değişik şeyler yapabiliyor bunu. Sonra bakın söylüyor, diyor ki başkan tarafından yüksek sesle ilan edilir diyor. En sonda başkan önündekinden A partisi 10, B partisi 20 diyor. Eğer bir tanesi bir dakika ben 21 yazmışım derse tekrarlanıyor. Dikkat edin. Ama diyor ki bakın, yukarıda belirtilen sayım döküm cetvelinde siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldığı oyların toplam sayısı kendi sütununun altına rakamla ve yazı ile yazılır diyor. Bu kadar. Rakamla ve yazı ile yazılır ki sonra hepsi karşılaştırsın diye. Ama devam ediyor. Bu ilandan sonra eğer doğruysa sayım döküm cetvelindeki sonuçlar sandık sonuç tutanağına işlenir artık diyor. Doğruysa oradaki... Ve bu bilgilerin doğruluğu karşılaştırıldıktan sonra sandık sonuç tutanağı, dikkat edin, başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve mühürlenir diyor. Dikkat et. Yani bu kanun o sayım döküm çetelelerin listelerinin imzalanmasını gerekli görmüyor. Yok öyle bir şey. Zaten itiraz varsa hepsi tutuyor da diyor. 4 kişi de tutuyorlar diyor. O yüzden buraya imzalanır demiyor bak. Bunun karşılığında ama sandık sonuç tutanağı başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Sonra tutanak defterine de geçirilir. O da imzalanır diyor. Nerede burada 100. maddede? Bak eğer sayım döküm cetvelleri imzalı olmazsa iptal ederim bak vallahi dediği bir yerde göster. Bak şeyde açık. Sandık sonuç tutanağı imzalanmaz, mühürlenmezse geçersizdir. Sen bir sene önce, iki sene önce mühürsüz oyları mühürlememiş. Geçerli mühürsüz sayı. Oyları geçerli sayıyorsun. Burada 10 milyon seçmenin 4 milyon küsurunun verdiği oyu sen diyorsun ki 10 milyonun verdiği oyu ama sen sayım döküm cetvellerini imzalamamışsın diyorsun. E kanun imzalamadı ki diyor. İstemiyor ki, bak yazmış ayrıntılı çok ayrıntılıdır. Kusura bakma diyor. Beni buraya getiren güç başka bir şey istiyor. Yani inanılması mümkün değil. Bu hukuku yanlış yorumladık. Bu 7 zaten tekrar söyleyeyim. Muhalefet şerhlerine baktığında çok net bir şekilde anlaşılıyor değil mi? Net, o kadar yani, çok açık ki o şerhler. Daha nasıl söyler? 7 kişiye arkadaşlar ya yapmayın ya. Bakın tekrar söylüyorum. Bu geçersiz oyların geçerli sayılmasının mucitlerinden biri olan Sadi Güven dahi, başkan dahi artık herhalde diyor ki, bilmiyorum,
Ya ben bu kadarını ben bile yapamam diyor. Ya kusura bakmayın ama yani istediler, hadi mühürsüz oyları geçerli sayalım dedik. Hadi kızdırmayalım dedik. Hadi tamam yani biz de sizdeniz ama ya insaf buraya kadar da getirmeyin artık diyor ya. Ya 100. maddeyi gözden kaçırdınız. 130. maddeyi görmezden geldiniz. 27. maddeyi görmezden geldiniz. 73. maddeyi görmezden geldiniz. Daha önce verdiğiniz, bir ay önce verdiğiniz kararı mecburen bir şey uydurmak zorunda evet, kaldınız. Uydum. Ek yapmak zorunda kaldınız. E bu kadarını ben de yapamam diyor. Şimdi bu çok vahim bir şey. Ha vahim olmakla tekrar şunu söyleyeyim. Bu kadarını anlattım, neden anlattım? Şimdi akşamları bu büyük kanalları falan izleyen bazı arkadaşlarımızın kafası karışmasın için. Yani şöyle düşünmesin. Canım hukukçular da farklı farklı şeyler söylüyor. O çıkan avukat mavukat şeyinde çıkan arkadaşları sen bir tarafa koy. Türkiye'de, dünyada ciddi bildikleri, sevdikleri, sevmedikleri, ya bu adam sonunda doğruyu söyler dedikleri, 3 tane, 5 tane hukukçuyu getirsinler. Şu kararı versinler. Tamam mı? Ve eğer şu Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına şimdi benim söyleyeceğimi, demin de söylediğimi söylemezse ben gerçekten hukuku yanlış biliyorum demektir. Hukukçular arasında bu içtihatlarla ilgili de bir tartışma var. Şimdi bu Recep Özel, YSK temsilcisi Recep Özel AKP'nin muhalefet şerhlerine sarılanlar artık yürürlükte olmayan kanuna göre verilmiş içtihatlara dayanıyorlar. Ortada açık değişmiş bir kanun hükmü var. Artık eski içtihatlar geçersiz kalmıştır. Hukukçu olanlar bunu çok iyi bilir diyor. Buna tabii karşı gelen hukukçular da sayısı da çok fazla. Örneğin Taha Akyol gazeteci aynı zamanda Özel'e yanıt veriyor. O da muhalif 4 yargıcının eski içtihatlara dayandığını söylüyor Özel. Halbuki o içtihatlardan Pasinler, Maltepe ve Mustafa Kemal Paşa içtihatları Nisan 2019 tarihlidir. 138 sayılı YSK genelgesi 26 Aralık 2018 günüdür diyor. Tabii canım. Bu içtihat... Şimdi şunu söyleyeyim. Hı. Recep Özel söylediği, ben Recep Özel'i bir hukukçu olarak açık söyleyeyim. İsterse gelsin. Hukukçu falan değil. O siyaseti büken ben kendisini parlamentoda da beraber olduk. Çok önemli bir konuda yukarıdan ona şey verirler. O gider çok önemli bir konuda kanun teklifi yaptı. Hı hı. Bunu parlamentoda olan herkes bilir. Kanun tamam. teklifinin gerekçesi yok. Gerekçesiz kanun teklif edilemez. Şimdi ben tekrar söyledim. Efendim bunu Abdullah Güler mi? Bir kişi daha var. Milletvekili mi? Abdullah Güler diye. AKP'nin bir milletvekili var galiba. Çok muhakkak saygıdeğer bir insan da. O da aynı şeyi söylüyor. Efendim 2008'de değişti, 18'de değişti bildiğiniz gibi. Hiç kimse 2018'de değişmedi falan demiyor. Size söylüyorum bakın. Adam 11 Nisan'da karar vermiş. Yıldırım kararını, Bursa kararını. Aynı şey Pasinler ve Mustafa Kemal Paşa kararlarını vermiş. Aynı seçimlere 24 Haziran'da gidilmiş, aynı değişiklikle gidilmiş ve diyor ki o Yıldırım kararında, kardeşim diyor, 4'ten aşağı düşmesi mümkün değil. Ama düştüğünde müeyyidesi kanunda yazmıyor ki diyor. Şimdi ben de soruyorum. Ha, Recep Özel'e sormuyorum. Hukuk, ciddi hukukçulara soruyorum. Net söylüyorum. Peki, burada da kamu görevlisi olacak diyor. Peki kamu görevlisi olmazsa iptal edilir diye bir düzenleme var mı? Ben kendi söylediğiyle şeyi söylüyorum. Yok. O yüzden Recep Özel ne derse desin, Ali İhsan Yavuz ne derse desin, ben hukuktan söz ediyorum bakın. Siyasetten değil. Siyasetten işte Sayın Başbakanımız da demedi, eski başbakanımız yani şimdiki aday Binali Yıldırım ne dedi? Çaldılar dedi. Sonra çıktı. Ya onu ben halk dilinde söyledim dedi. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız hırsızlardan verecek misiniz, hırslardan alacak mıyız dedi. Şimdi yani o siyasetçi. Siyasetçi istediğini söyler. Hukukçu bunu ciddi söylemek zorundadır. İşte burada söylüyorum size. O yüzden söylüyorum, ne güzel söylediniz. Bu 7 kişi yargıç sıfatıyla değil, siyasetçi sıfatıyla ya da siyasetçiden korkan biri sıfatıyla bunu söylemiş. Çünkü başka türlü, bakın samimiyetle söylüyorum. Süreyi alıp ele
şu 250 sayfayı 258 sayfa yapıp süreyi ya bana vermişti. Yedisinde bana teslim etmişti kardeşim dese bile kabul etmem ama hiç olmazsa aa derim bak süreyi söylemişler hiç yok. Kardeşim 9'unda 15 mi 16'sı mı ne 20'sinde. Nerede bunun süresi ya ne gün başladı? Ne gün başladı? Hayır. Uyduracağız ya. Mecburen yukarısı bakıyor. Bu maddelere gelmeden ilk önce zaten zaman aşı zamandan dolayı zaten aynen canım kabul olmaması mümkün değil oraya gelmeden. İkinci baktıkları diyorum size 30 bin kısıtlı var. Şimdi şuraya en son şuraya geleceğim müsaade edersen. 30 bin herhalde kanıt gösterdin ya. Yoksa o zaman bir daha bitti. Bütün seçimlerde bütün partiler şu sandıkta 200, şu sandıkta 100, şu sandıkta isterse 5 milyon fark olsun. 5 milyon 100 bin kısıtlı vardı der. O zaman Yüksek Seçim Kurulu demek ki bakacak bunlara. Der diyorsunuz 23 Haziran'da da denilse ne olacak? Aynen. Şimdi çok güzel bir yere geldi. Sandık kurullarının işte kamu görevlisi olup olmadığı bu seçimlerin en çok tartışılan konusu. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı bir itirazda bulundu. Beykoz'da 4 kişinin sandık kurulunda işte kamu görevlisi olmadığı isim belirtildi. Bunlar işte ikisinin İşkur'dan geldiği, birinin hizmette olduğu, birinin de güvenlik görevlisi olduğu. Şimdiden yine o şeyler ortaya çıkıyor. Yani var şimdi, şu an net bir şekilde önemli. Bu isim belirtildi. Bakın size bir şey söyleyeyim. Şimdi iki tane çok basit bir şey söyleyeceğim. Hı. İki soru vardı herkesin aklında. 2005'lerden, 2007'lerden, 2011'lerden itibaren iki soru vardı. Bir, AKP seçimlerde yenilebilir mi? Hı. Yenilir mi yani? Hı. Yani iktidar partisi seçimde yenilebilir mi? Hı hı. İkincisi de şuydu. Yenilirse eğer seçimler yoluyla iktidarı devreder mi? Şimdi ikisinin de sonucu net çıktı. Bir, yenilebilirmiş. Bana göre 16 Nisan'da da yenildi. Mühürsüz oyları çıkarttık. Hı hı. Atalan Üsküdar'ı geçeri çıkarttık. 24 Haziran'da da yenildi. Saat 7.30'da Anadolu Ajansı'yla kutlama yaptık. Daha belli değilken. Bunlar çıktı. Şimdi de yenildi. Aa dedi. İkinci sorunun da net çıktı. AKP seçimde yeniliyor. Ama ikincisi doğru çıktı. Seçimleri, seçimler aracılığıyla iktidarı vermemek için bu ne yapayım yani bunu kötü manada söylemiyorum. Seçimlerde iktidarı, seçimleri sadece benim kazandığım seçimler seçimdir. Diğerlerini seçim saymam, hırsızlık sayarım diyerek kabul etmeme yönündeki net fikri de çok net ortaya çıktı. Peki burada AKP'ye iktidara yardımcı olan ne var? Şimdi bunu sakın hatalı karar verdi diye söylemeyin diye Zekay diye. Son 2-3 dakikamız bunu söylerken 23 Haziran'la ilgili öngörü onu söyleyeceğim. 3 şey hemen. Bir YSK ortaktır. 2 Anadolu Ajansı ortaktır. Evet. 3 medyanın %95'i, 99'u ortaktır. Net ortaktır. Hı hı. Net. Şimdi o yüzden bir yapılması gereken. Artık YSK seçmen listeleri kesinlikle ve kesinlikle inanılır değildir. Kesinlikle hala kısıtlı oy çıktı. Nasıl çıkar ya 706 da olsa sen yapmıyor musun bunu? İçişleri Bakanlığı'ndan almıyor musun? Sen NEM sistemiyle almıyor musun bunları? Nereden çıkıyor bunlar yok diyorsun. Benim elimde var mı? Bir partinin elinde herhangi bir partinin muhalefet partisinin var mı? Yok. Kimde var sen? İki. Kısıtlı seçmen. Ya, kimde var? Sağlık Bakanlığı'nda var. Adalet Bakanlığı'nda var. İçişleri Bakanlığı'nda var. Onlar da var. Demek ki siz aradan YSK ile de beraber oturuyorsunuz. Arkadaşlar bunlar kısıtlı haberiniz olsun diyorsun. Bakanlık oturuyor. Başka türlü olamaz bu. Sonra da seçimler bitince eğer kaybedersek çıkartırız ortaya. Kaybetmezsek devam et diyoruz. Ve daha önceki işte 24 Haziran seçimlerinde evet. Devam et dedik. Şimdi bir dakika aynı listelerde devam etme. Birincisi bu. Seçmen listelerine inanılamaz. İki, mutlaka ve mutlaka YSK'nın diğer kararlarına da artık mümkün değildir. O yüzden şunu mutlaka partilerin yapması lazım. Bir, seçmen listelerini çok iyi kontrol etmesi lazım. Hı hı. Çok iyi. İki, sandık görevlilerini çok iyi kontrol etmesi lazım. Mutlaka göreceksin.
Mutlaka bak Beykoz'da hemen çıktı. Evet. Belki daha 500 tane vardır. Belki 1000 tane vardır. Onlar uyuyan şeydir, yanlışlıktır. Gereğinde çıkar. Üçüncüsü, şuna çok iyi dikkat etmek lazım. Bunu da özellikle vurguluyorum. Ben şundan da çekiniyorum. Çok net bütün partilere de söylüyorum. Aynı şeyi şimdi biraz daha şeyler. Seçimler oldu. Hemen bizim ana kanallar işte NTV bilmem ne filan falan hepsi. Efendim Anadolu Ajansı'nın verilerine göre saat 7'de izin verildi. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre %80'i açıldı. Aynı oyunlar şeyden beri. Efendim Binali Bey kazandı böylece. O arada Sayın Cumhurbaşkanı alıp yanına saat 8.30 filan Binali Yıldırım'la İstanbul sağ olasın bitti. Tamam bitmiştir seçimler. Hadi herkes evine. Tak 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 yaşasın İstanbul'u gene aldık. Ertesi gün istediğin kadar götür. Ya yapmayın. Biz %65 aldık deyin. Bitti kardeşim. Yüksek Seçim Kurulu net karar. Hadi hadi itiraz bu. Geçersiz. Geçersiz. Nereden çıkarttın? diyebilmesi, diyememesi için partilerin mutlaka şunu yapması lazım. İyi niyete falan bırakacak bir şey yok artık. Onu söyleyeyim. Mutlaka Yüksek Seçim Kurulu, kendi demedi mi? Anadolu Ajansı'nın evet, şeyi ben evet. değilim. Yüksek Seçim Kurulu'ndan bir karar almalılar. Her şeye genelge yayınlıyor. Seçimlerin sonuçlarını, resmi sonuçlarını açıklamakla yetkili anayasaya ve kanuna göre bir tek ben yetkiliyim. Anadolu Ajansı'nın verileriyle seçim sonuçlanamaz. Anadolu Ajansı'nın verilerine veya başka bir ajansın verilerine dayanılarak seçim sonuçları kesinleşmiş gibi kimse davranamaz. Sadece ben veririm diyecek. Bu tehlikeyi böyle 8'de Atalan Üsküdar'ı geçtiği bırakacağız. Bunu normal bir hukuk devletinde YSK'nın şu kararı değil normal bir karar verdiği bir ülkede bunu söylemek çok ayıp olurdu. Peki. Ama artık çok net görüyorum ki YSK, Anadolu Ajansı ve medyanın %99'u tamamıyla iktidarın seçimleri ben vermem kardeşim. Elimden ne gelirse yaparım oyununda görevli olarak addedildikleri ve kendilerini de öyle addettiği için bunlara çok dikkat etmek lazım. Seçmen listesine, görevlilere, hatta sandıklarda da olacak. Polisler evet, görevlendirilecek evet, filan. Evet. Kaç kişi evet. görevli? Önceden söyle. Bir anda 100 bin memuru görevlendirdim deme. Bir anda efendim biz görevliyiz deme. Hatta isim isim. İsim isim. Şimdiden. Çünkü o boyuta geldi. Seçim. Artık aynen. İsim isim. Partilerde de olacak bu. Aa şimdi buradaydık abi. Geçici görevli hemen getirildik kullanacağız. Hayır. Bunlara çok dikkat etmesi Peki. lazım. Ve bir de itiraz süresini partilerin istemesi lazım. Böyle bir rezillik olmaz. Kaç gün kardeşim bu itiraz? Olağanüstü itiraz ne gün? Söyleyin bana. Yazıyor efendim. Yazıyor işte, tabii de. Bir daha yaz bakayım bana süre. Efendim yazıyor orada ama işte biz onu şeyden saydık. Beşinden saydık, 15'inden saydık. Ya da burada olduğu gibi Peki. yarım satır ayırdık. Süremiz bitti. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür olun, ederim. Kazanacağız ama olun. Onu söyleyeyim. Yani Türkiye demokrasi kazanacak. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet 17. saatin bugünkü konuğu Anayasa Hukuku Profesörü Sayın Süheyl Batum'du. YSK'nın 31 Mart seçimlerindeki İstanbul kararı ile ilgili gerekçeli kararını konuştuk. O 250 sayfalık gerekçeyi konuştuk. Tekrar görüşeceğiz. Şimdi hoşça kalın.